Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar hepinize. Bakalım bu akşam neler olacak. Çok heyecanlı. Merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Siz de merak ediyor musunuz benim gibi? İyi akşamlar Saniye. İyi akşamlar. Merhaba. Özgecan, hoş geldin. Cemile. Hemen kendisini alıyorum. İnşallah sizin de arkadaşlar. Merhabalar. Merhaba. Çok heyecanlıyız. Vallahi ben de. Neler olacak acaba? Hiçbir fikrim yok. Benim de yok. Bakalım ne Ne olacak. güzel. Biraz Toparlanıyoruz konuşalım herhalde, değil mi? isterseniz. Herkes evet Evet, gelsin. evet, 5-10 evet. dakika. Zaten biraz öncesinde böyle bir hani sohbet edelim. Bir tanıtım. Evet, ne yapacağız? Nasıl olacak? Ondan sonra hem Işıkları böyle kapatalım biraz mı? Açalım mı? Mum. nasıl istiyorsanız. Herkes kendi aslında rahat ettiği ortamı bir şekilde hani yaratıyor zaten. Önemli olan burada konforunuz, yani nasıl müsaitse bedeniniz, hani zihniniz, ruhunuz. O çok önemli. Ondan sonra hep söylüyorum, benim o işte meditasyon yaparken o klasik işte oturma şeklini ben çok seviyorum tabii, o lotus çiçeği gibi, hani şöyle siz koymuşsunuz ya ikonunu şey bizim Evet. şeyde, Çiçek açıyor. çok evet çok seviyorum ama tabii dizler ona pek el Ben hayatta vermiyor yani. oturmam öyle. Ne diz üstü ne öyle. Evet, dolayısıyla onu zorlamanın hiçbir alemi yok. Ondan sonra ben hani kendime böyle rahat bir koltuk işte ayarladım. Sırtıma şu anda arkaya böyle bir hani minderimi koydum dik durabilmek için. Güzel. Ondan sonra bir ayaklarımın yere değebileceği bir şekilde yerle temasımın olması önemli. Tekrarlarız böyle, biraz daha gelsin arkadaşlar. Tabii. Ondan sonra hem de böyle bir giriş yaparız. Çünkü şimdi bu ilk uygulamamız genellikle birden böyle uzun meditasyonlar biraz şey gelebiliyor, zor gelebiliyor. Evet. Ondan sonra ben böyle bir tane kısa bir beden taraması hani yaptırıp önce. Sonra arkasından biraz böyle gene hani ufacık böyle bir sohbet edip. Ondan Tabii. sonra daha çok böyle bir 15 belki 20 dakikalık bir meditasyon olabilir arkasından. Sonra da sorular olursa onları alabiliriz mesela. Nerede zorlandılar? Nasıl hissettiler? Biraz onun geri bildirimlerini alabiliriz. Tamam. Yazarlar, oradan da cevaplarız. Hani böyle bir Tamam. başlangıç yapabiliriz bu akşam için. Saatle bir şey yapalım o zaman. Öyle mi? Ben Evet, saat yani kontrol edeyim. evet, bir ben yanımda her zamanki gibi Bir beş saati almadım. bende var hemen. Ben Evet, telefonumu evet. yanımda. Ya ben şeyi tahmin ediyorum artık, hani ne kadar süre oldu falan, onları tahmin edebiliyorum bir parça. Ondan sonra saat olmasa da ama. Korku ve kaygılar üzerinde mi duracağız? Ne üzerinde Yani duracağız şimdi? meditasyonda zaten hani o anda olabilmek olduğu için, yani gelecek ve geçmişi bertaraf edip, yani onlar tabii ki var hayatımızda, yok değil. Evet. Ama genellikle bu süreçlerimizde, tedavi süreçlerimizde bize hiç faydası olmayan şeyler. Yani sürecin tam da bilinmezlik olduğu için, sürecin tam da nasıl gideceğini bilmediği için insanlar doğal olarak gelecek endişesini en çok yaşıyorlar. Ya da Evet. geçmiş tedavilerde negatif sonuçlar, hoşlarına gitmeyen durumlar olduysa onu da taşıyorlar. Yani onların duygusunu hala taşıyorlar ve onların endişesini de taşıyorlar. Tabii.
keşkelerini taşıyorlar. İşte hani işte o doktora gitmeseydim, o hastaneye gitmeseydim, acaba bütün sürecimi yatarak mı geçirseydim? Ya da işte belki de bu ilaçlar bana yaramadı. Bir tek bunlar da değil tabii. O kadar çok çevre baskısı var ki. Tabii. Yani çevre baskısı olmasa bile zaten kendi baskımız Kendisi yetiyor. yetiyor, Değil yetiyor. mi genelde? Tabii ki. Dolayısıyla o hani o geçmişteki ve o gelecekteki o endişeler, o düşünceler yani o düşünce girdapları bize hiçbir fayda sağlamıyor. Yani ne yaparsak yapalım tedavi sürecimiz yani aynı şey. Dolayısıyla onun kalitesini arttırabilmek için stres seviyesini indirip daha sağlıklı bir süreç yaşayabilmek için orada, daha doğrusu stres seviyesini evet azaltabilmek için meditasyon aslında etkili bir yöntem. İster buna korku deyin, ister kaygı deyin. Aslında bunlara da bakabilmek meditasyonda belki. Yani bu duygular Endişe. geliyor Evet. geçiyor. Tabii bu duygular geliyor geçiyordan kastım hani gelip geçiyorlar o da var ama hani zihnimizde meditasyon esnasında da geliyor ve gidiyor, geliyor ve gidiyor. Onlarla biraz baş etmeyi de aslında öğreten bir süreç meditasyon. Ya da mesela iş yerinde işte çok gergin ve agresif bir yapınız varsa bununla da ilgili çalışıyor meditasyon. Yani biraz durabilmek, biraz nefes alabilmek. Bir parça bahsedelim isterseniz bu arada girmişken hani meditasyonda Tabii de nelere dikkat edeceğiz? meditasyon sırasında ne yapmamız gerekiyor diye soruyor arkadaşlar. Yani nasıl Tamam. oturduk? Tamam, oturduk. Onları söyleyeceğim. Onları söyleyeceğim ama Bekle. aslında hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Böyle bir kolaylığı Tamam. var meditasyon. Çünkü şöyle düşünün. Oturuş pozisyonundan bahsederim. Ya da onu söyleyeyim önce. O fiziksel şeyleri söyleyelim. Şimdi yatarak yapmıyoruz meditasyonu. Yani buradaki bugünkü iki uygulamayı da oturarak yapıyor olacağız. Ama mesela biraz daha uzun beden taramalarını, daha yatarak yaptığımız beden taramaları var. Onu da yaparız yani. Bir sonraki şeylerde yaparız. Çünkü ben beden taraması ses kayıtları da var. Ya da bunları da kaydediyorsunuz siz zaten. Evet, Oradan kaydediyorum. da dönüp izleyebilirler ama isterseniz şey de yapabiliriz. O uzun beden taraması kayıtları var bende. Onları gönderirim. Web sitesine de yükleyebilirsiniz. Hani ses kaydı olarak. Onu da kullanabilirler. Ama şimdi bugünkü uygulamalarımızda hep oturuyor olacağız. Tabii sandalyede oturuyor olacağız ve Sandalyede, oluyor. koltuğunuzda böyle bir köşe koltuğunuz vardır sevdiğiniz. Ya da şey yapabilirsiniz. Mesela yatağınızda dik oturabilirsiniz. Bacaklarınızı uzatarak en iyi nasıl rahat ediyorsanız. Önemli olan sırt desteğinizin olması, bel desteğinizin olması ve dik oturuyor olmak çok önemli. Yani şu hani yukarıdan aşağı bu çizginin dik bir şekilde. Arkada Evet. kürek kemiklerimiz biraz hani çok da gelmeden hafif birbirine yakın. Hani açık bir göğüs. Aslında her şeye açık olmayı ifade ediyor bu. Yani işte zorluklara da, güzelliklere de yani evet hani buradayız. Bunları da yaşıyoruz ve açıyorum bunları. Ama bir yandan da omuzlarımız rahat. Yani omuzlarınızı rahat bırakın. O mühim. Nefes alışverişimizi de düzenleyeceğiz zaten onları. Ayak tabanlarınız yere ola ki oturduğunuz sandalye yüksektir. Ondan sonra ya da belinizi zorluyor olabilir. Ayaklarınızı yere tam değdirmek. Bir yastık alın. Bir minder alın ayaklarınızın altına. O böyle hafif kaldıracak ya ayaklarınızı. Hem zeminle temasınız olur. Yani yastıkla temasınız olur. Hem de beliniz rahat eder. Önemli olan bunlar. En rahat oturuşunuz, en konforlu. Bu meditasyon esnasında hareket edemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Tabii ki duruşunuzu değiştirebilirsiniz. Bazen meditasyon böyle uzadığında böyle aşağı doğru bir kaymalar oluyor. Ben zaten o talimatlarla söyleyeceğim. Hani duruşunuzda bir pozisyonunuzda bozulma varsa toparlanalım biraz diye. Çünkü amacımız burada uyumak değil. Ama uyumalar olabiliyor zaman zaman. Uyursanız da bu çok normal. Hani kendinizi rahatsız hissetmeyin bu konuda. En kötü ihtimal güzel bir uykuya geçmiş olursunuz. Biz de şeyin başında, canlı yayının başında geçersek olmaz değil mi? Yani başta ben duyurmuşum bunu. Bu Birisi arada kapatır giderken ışıkları. ben duyurmuşum dediğim şimdi bu mindfulness'ı bizim bu bahsettiğimiz benim o eğitimini verdiğim programları 8 haftalık mindfulness temelli stres azaltma programının yaratıcısı olan işte Jon Kabat-Zinn dediğim kişi belki bunu sizlerle konuşmuşumdur. Ya adam kaç yıldır meditasyon yapıyor. Zaten ömrünün yarısını Tibet'te geçirmiş. Ama tabii bunlar şey çok ciddi bilim adamları yani bu arada hani Evet. öyle.
Hani fos insanlar da değil. Hani bu işe gönül vermiş ve aslında bunu da insanlara armağan etmiş bu program. Mesela kesinlikle telif hakkı almaz bu programla ilgili. Bütün dünyaya satıyor bu programı ve hiçbir şekilde telif hakkı istenmiyor. Sadece düzgün uygulanması isteniyor. O programın içinde bir dünya meditasyon var tabii. Kendisi itiraf ediyor. Böyle 30 dakikalık bir meditasyonda yaptırırken uyumuş. Ondan sonra ve bunu tabii kimse anlamıyor ki, çünkü meditasyonda böyle belli bir yerden sonra bırakıyorsunuz yani, artık deneyimli meditatörlerde hani bırakıyorsunuz, böyle o yapıyor yani, talimat yok, kendisi de uyumuş o arada. Sonra da onu fark edip hani böyle söylemiş yani, pek çok insan anlamamış uyuduğunu. Bende de öyle olurmuş şimdi. Evet, oturuşumuz böyle. Biraz gerçekten de dik oturmakta fayda var. Bu bizim aslında hayata karşı olan da postürümüz, duruşumuz. Hani dik, ondan sonra kendinden emin, ama aynı zamanda rahat. Bunu sık sık meditasyon yaparak da, oturuşunuzla da aslında kendinize benimsetmeye başlıyorsunuz yani. Öyle de bir gerçekten hayatınıza katarsanız meditasyonu, o duruşunuz falan bile değişiyor yani. Hani insanlara Çok karşı, güzel. hayata karşı. Bedende başlıyor her şey önce. Evet. Dolayısıyla bedenimizi eğitmemiz çok önemli. Bedenimiz iyi hissettiğinde her zaman biz de kendimizi iyi hissediyoruz. Ve tüp bebek tedavisi çok bedenle ilgili bir şey. Evet, çok. Bedeni sevmek çok mühim bu süreç içerisinde. Her zaman önemli ama bu grupta bence çok daha başka bir anlamı var. Şimdi şöyle yapalım. Biraz da meditasyondan kısacık bahsetmek istiyorum. Şimdi meditasyonu lütfen şöyle düşünmeyin. Yani işte çok ilahi, böyle işte mistik bir şey ya da işte dini bir şey, işte yani gibi bir şey düşünmeyin. Meditasyon çok bilimsel bir şey birincisi. Bir dünya araştırma yapılıyor. Bütün dünyada bununla ilgili yıllardır. Ve pozitif etkileri üzerine inanılmaz sonuçlar var. Bu beni çok etkiledi bir kere en başta, yani kendim önce. Evet, yumurtalarımızı da şifalandıralım tabii ki. Şimdi okuyabildim. Çok Gözlüğüm güzel. olmamasına rağmen gördüm. Mor kalp dikkatimi çekti zannediyorum. Görmesem de. Dolayısıyla ya da şöyle düşünmeyelim. Meditasyon yaparken zihnimi boşaltacağım. Bunu hep söylüyorum. Yani. Sıfırlayacağım. Aslında o sırada hiçbir şey düşünmeyeceğim. Böyle bir şey yok. Hani hayatta insan beyni için, zihni için hiçbir şey düşünmeyeceğim diye bir şey yok. O anda olabilme, içinde bulunduğumuz anda, o an her ne ise, bir yerimiz ağrıyor olabilir, kendimizi çok iyi hissetmiyor olabiliriz, bunun da farkında olarak. O anda ne varsa, olan şeylerin farkına varıp zihnimizi aslında bir sakinleştirme çalışması. Zihnimiz meditasyonu yaparken olmadık yerlere gidecek, bir dünya şey düşüneceğiz. Sürekli gidecek gidecek ve biz onu her defasında nefesle yeniden bedenimize getireceğiz. Nefes bizim için, söyleyeceğim bunları tabii uygulama esasında, bir çıpa gibi, çapa gibi bizim tutunmamıza, bu ana tutunmamızı sağlıyor. Hep deriz ya böyle, işte çok sinirlendiğinizde, gerildiğinizde böyle derin bir nefes alın. Zaten pozitif etkileri inanılmaz bedendeki bir tek derin nefesin bile. Bütün hücrelerimize oksijen sağlıyoruz bir kere. Besliyoruz onları. Ve muhtemelen düzgün bir nefesle yumurtalarımızı daha şifalandırıyoruz yani. Bedenimizi şifalandırıyoruz. Evet, nefes de değil mi? Evet. Ancak gün içinde yüzeysel nefesler alıyoruz ya biz. Hani genelde buralarda nefesler alıyoruz. Ne zaman ki nefesimizi izlemeye başlıyoruz, nefes alışverişimize dikkatimizi veriyoruz, odağımızı topluyoruz, o zaman en mükemmel nefesi alıyoruz bedenimiz için. Neyse o bizim için en mükemmel olan. Herkesin mükemmel nefesi başka çünkü. Ve bunu sağlamış oluyoruz. Mesela ben şu anda çok heyecanlıyım. Evet. Öyle hissediyorum. Ve bir yandan da nefesimi düzenlemeye çalışıyorum. Yani sizinle konuşurken de nefesimi düzenlemeye çalışıyorum. O bana iyi geliyor mesela. Onun sakinleştirici bir etkisi oluyor. Dolayısıyla klinikte, hastanede, o bekleme odasında beklerken, yumurtalarınızın toplanması için gireceğiniz süreci beklerken, o 12 günü beklerken, ya da bir muayeneyi,
Ya da o gün işte yerleştirecekler, ismini unuttum ama hani Evet, embriyoyu yerleştireceği transfer zaman, yaparken. transfer yapılacağı zaman da o anda olabilmek, orada olabilmek, geçmişi ve geleceği o an düşünmenizin hiçbir faydası yok, aksine zararı var. Sadece o anda, çünkü olan o, o anda olan o ve orada olabilmek. Bunu nefesinizle sağlıyorsunuz. Yani gerçekten de bugün burada öğreneceğiniz birkaç şeyi bile o an orada birkaç dakikalık süreçlerde bekleme odasında yaparsanız size çok faydası olur. Yani stres seviyenizi aşağı indirir bir kere. Bu iki kere iki dört. Yani bununla ilgili başka söyleyebileceğim bir şey yok. Ve çabalamak değil meditasyon. Yani bitti mesela, şöyle ah şimdi gene yapamadım ben. O her neyse yapacağınız, yani hani böyle bir şey demiyoruz. Böyle bir şey yok. Çabasızca yapıyoruz bunu. Yani ekstra bir çaba sarf etmeden sadece o anda orada oluyoruz ve zihnimizin başka yerlere gittiğini fark ettiğinizde, buna meta dikkat diyoruz. Dikkatimizin dağıldığını, zihnimizin başka yerlere gittiğini fark ettiğimizde, dikkatimizin dikkati yani. Bunu fark etmek bile sizin nefesinizle yeniden olduğunuz ana dönmenizi sağlıyor. Ve sürekli bunun pratiğini yaptırıyoruz zihnimize. 20 defa, 30 defa, 40 defa olabilir bu bugün. Hiç önemli değil. Tamam mı? Zihniniz gittiğinde nefesinize, bedeninize. Gittiğinde nefesinize, bedeninize. Dolayısıyla burada olabilmeyi sağlamanın tek yolu bu, nefes. Bunu sağlarken de kendimize olan tutumlarımız çok önemli. Yani dikkatimizi odaklıyoruz. Niyetimiz bu. Niyetimizi koyuyoruz en başta. Ama dikkatimiz de dağılabilir. Bunu fark edip yeniden buraya olduğumuz ana dönmeye çalışıyoruz, nefesimize. Bunun için de bedeninizi kullanmak. Mesela ellerimizi şimdi nasıl koyacağımızı söyleyeceğim. Ellerinizi isterseniz karnınızın üzerinde tutabilirsiniz. Karnınızın iniş kalkışını hissetmek de bedenle ilgili bir şey hissetmek ve burada olmak demek. Mesela en çok nefesimizde, burada, bedenimizde o anda olduğumuz anlar spor yaptığımız anlardır. Çünkü bedenimizle ilgili bir şey yaparız. Spor yaparken öyle çok fazla bir planınız yoksa eğer, yani şöyle diyebilirsiniz. Şununla ilgili bir karar vereceğim. Koşarken hep onu düşünüyorsunuzdur mesela. Bu başka bir şey. Ama Evet. genellikle spor yaparken oradasınızdır. Bedeninizdesinizdir. Çünkü nefes alışverişinize odaklanmışsınızdır. İşte nabzınıza odaklanmışsınızdır. Dolayısıyla en çok kendimizde olduğumuz anlar aslında spor yaptığımız. Bunu da onun gibi düşünün. Ve zihnimize spor yaptırıyoruz aslında. Zihin kaslarımızı, meditasyon kaslarımızı güçlendiriyoruz. Bunu ne kadar sık yaparsak, size gerektiği anlarda hemen olduğunuz ana gelebilmek ve gerginliğinizi azaltmak mümkün. Düzenli meditasyon zaten inanılmaz faydalı var. Onlardan da bahsederiz bir sonraki buluşmamızda. Beden Evet. üzerinde ve zihin üzerinde. 21-17 saat şu Tamam. anda. Şimdi 1.17. Güzel. Ondan sonra şimdi şöyle bir 5 dakikalık bir beden tanıması yapalım Tamam. önce. Hani dediğim gibi zaten o kadar çok çabanın içindeyiz ki. Yani bu süreç çabadan ibaret yani. Çabalıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Sürekli bir şeyler için çabalıyorsunuz. Sürekli bu Evet. süreçler için. Şimdi evin içinde öyle, iletişiminizde öyle, işte anneniz, babanız ve bir çaba içerisinde, iş yerinizde. Şimdi çabalamayacağınız ve hiçbir şey yapmamanız istenen an nadir anlardan biri. Sadece sizden çok basit birkaç şey, sadece nefesinize odaklanmanızı isteyeceğim, o kadar. Ve bu kendinize ayırdığınız, sadece ve sadece kendinize ayırdığınız özel zamanlar. O yüzden kıymetini bilmekte fayda var. Evet, şimdi biraz önce de söylediğim gibi ayak tabanlarımızın yere değmesini sağlayacak bir şekilde gayet güzel oturuyoruz, dik bir vaziyette. Oturduk, dik vaziyetteyiz. Evet. Kollarınızı isterseniz sandalyenin kolçağına, koltuğun kolçaklarına, yoksa elleriniz dizlerinizin üzerinde durabilir, bacaklarınızın üzerinde durabilir, bir eliniz karnınızın üzerinde durabilir. Bazen kişiler rahat ediyor, bir ellerini kalplerinin üzerine koyuyorlar. Ha, şöyle. Nasıl isterlerse, şu anda hissediyorum ki bazı arkadaşlarımız nefesini bir kontrol etmeye başladı. Ama tutmak. Yani tutuyorsunuz gibi geliyor bana bazılarınız. Evet, tutmayacağız nefesimizi. Evet. Aksine o akışını, bedenimizdeki akışını takip edeceğiz. Tamam mı? Tamam. Şimdi isterseniz aşağıya doğru hafif gözleriniz
Ya isterseniz tamamen kapalı ya da yarı kapalı. Böyle sizden 60-70 santim uzakta herhangi bir nesneye de bakabilirsiniz. Sabit duran veya yerdeki bir noktaya. Böyle bir şey de bakabilirsiniz ya da tamamen kapayabilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız meditasyon esnasında bunu deneyebilirsiniz. Açık ya da kapalı tutmayı. Şimdi evet yavaşça en rahat ettiğimiz pozisyondayız. Kürek kemiklerimiz arkada biraz birbirine yakın. Göğsümüz açık, rahat. Omuzlarımız rahat. Bedenimizi mümkün olduğunca gevşetelim. Burnumuzdan nefes alıyoruz. Ve nefesimizin yolunu izliyoruz şimdi. Ne yapıyor? Böyle arkadan iniyor. Göğüs kafesimizi şişiriyor. Benim söylediğim hızla takip etmek zorunda değilsiniz. Siz bu arada nefes almaya, vermeye devam edin. Muhakkak denk gelecek. Diyaframdan karnımıza iniyor. Eliniz eğer karnınızdaysa o iniş kalkışını hissedeceksiniz. Ve nefesi verirken de evet karnımız içeriye doğru gidiyor. Ve geldiği gibi göğsümüzden yukarı çıkıyor. Nasıl rahat ediyorsanız isterseniz burnunuzdan alıp yine burnunuzdan verin. Ben öyle yapıyorum. Bazıları burnundan alıp hafif ağzından veriyor olmayı daha rahatlatıcı buluyor. Bunu siz keşfedin kendi bedeniniz için. Nefesiniz bütün gün aslında size eşlik ediyor. Ancak bunun farkında olmuyoruz çoğu zaman. Şimdi biz ona eşlik edelim. Beraber, kol kola, kendi ritmimizi bularak nefes alıp verişimize odaklanalım. Ne geçmiş nefes ne de bir sonraki nefes. Aslında en gerçek olan şu anda, değil mi? Alıyor olduğumuz nefes. Tek gerçeklik şu anda bu an. Hep söylüyoruz bunu. Geçmiş bitti. Geleceğinde ne olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla bütün tedavi süreçlerimiz içinde de olduğumuz anın içinde olabilmek çok önemli. Bunun egzersizini yapıyoruz şu anda. Biraz bedenimize bakalım. Nefes alıp verişimiz düzenli olarak devam ederken. Yere değen ayak tabanlarınız, her ikisi, ayak parmaklarınız, ayak tabanlarınız, ayağınız, her ikisini bir fark edin. Nasıl duyumsamalar var orada? Yani bir ısı değişimi, bir karıncalanma, hafiflik ya da ağırlık hissi, kaşınma. Bunlardan herhangi biri olabilir ya da hiçbiri olmayabilir. Hiçbir bedensel duyumsama yoksa bunu da fark edelim. Ve bahsettiğim şeyleri ya da sizin ekleyebileceğiniz şeyleri kontrol ederek ayak tabanlarından yukarıya, topuktan bileğe doğru çıkalım. Sağ ve sol ayağımız, ayak bileğimizde. Neler var? Bakalım bedeninizde. Ve şimdi alt bacak bölgesindeyiz. Arkası ve ön tarafı. Dizlerimize geliyoruz. Bütün gün yorulmuş olabilirsiniz. Bu yorgunluk hissi olabilir şu anda. Bunu fark ediyor olabilirsiniz. Çünkü bedenimizi dinliyoruz şu anda. Bakıyoruz bize ne söylüyor. Bütün gün koşuşturmanın içinde bize verdiği sinyalleri fark etmeyebiliriz ama şimdi oturduk. Kendimize, bedenimize zaman ayırdık. Evet, üst bacakta, alt tarafta ve üst taraftayız, ön taraftayız.
kalçadayız şu anda. Bacaklarımız kalça bölümünde. Sağ ve sol kalçamız. Şu anda yere değen zeminini fark edin. Oturduğunuz bölgedeki baskıyı fark edin. Ve evet, genital bölgedeyiz şu anda. Evet, yumurtalıkların olduğu bölge. Evet, rahim, vajina. Bu dönem çok üzerinde yoğunlukla durduğunuz. Biraz fark etmeye, hissetmeye çalışın. Pelvis bölgesi. Duyumsadığınız, fark ettiğiniz bir şey varsa. Bu esnada zihniniz farklı noktalara gidiyor olabilir, düşüncelere. Acele etmeyin. Bakın ne düşündüğünüze. Bunu fark edin. Otomatik olarak yapmayın. Bilinçli olarak fark edin düşüncenizi. Ve sonra onu olduğu yerde bırakıp nefes alıp verip yeniden kaldığımız bölgeye odaklanalım. Evet, karın bölgesi ve sırt bölgesi birlikte. Belimiz, daha doğrusu belimizin yan tarafları. Ön taraftan ilerliyorum. Göğüs bölgesine geldik. Şu anda nefes alıp verirken inip kalktığını fark ediyoruz. Belki farklı duyumsamalar vardır orada. Sırtımız, kürek kemiklerimiz. Evet, omuzlarımız bir ağrı olabilir ya da aksine bir hafiflik. Boynumuz, göğsümüzün ön tarafı. Nefes alışverişimizdeyiz. Nefesimizi tutmuyoruz. Düzenli olarak alıp veriyoruz. Şimdi her iki elimiz, sağ ve sol elimiz, parmaklarımız, ellerimizin bilekleri, kolumuzun alt bölgesi. Buralarda farklı duyumsamalar olabilir. Koltuğa dayandığı yerdeki baskıyı hissedelim, dokunmayı. Dirseklerimiz, her iki dirseğimizde. Ve üst kolumuz. Ve her iki üst kolumuzdan omuzlarımıza doğru geldik. Omuzlar ve boynumuz gün içinde çok yorulmuş olabilirler, ensemiz. Evet, bakın bakalım ne söylüyor size. Evet, bu esnada bir vücudunuzda hareket ettirmek istediğiniz bir yer olabilir. Bir kaşınma hissedebilirsiniz mesela ya da ağrıyor olabilir bir bölgeniz. Bu hareketi yapmadan önce sadece buna bakın, dikkat edin. Nasıl bir ihtiyacınız var orada? Onu anlayın. Hemen otomatik olarak kaşımayın ya da otomatik olarak ayağınızı hareket ettirmeyin. Oradaki ihtiyacınızı fark edin, bakın ve bilinçli bir tercih yapın kaşımakla ilgili ya da bacağınızı hareket ettirmekle ilgili ve yavaşça yapın bu hareketi. Bilerek yapın. Ve boynumuzdan baş bölgemize geldik. Bütün başımız, saçlarımız, saç diplerimiz, sağ ve sol kulağımız. Evet, tarıyoruz ne var ne yok, bir beden taraması. Yüzümüz, bütün yüz bölgemiz, kaşlar, her iki gözümüz, göz çukurlarımız, evet, yanaklarımız, elmacık kemiklerimiz, çenemiz, dişlerimiz, diş etimiz, ağzımızın içindeki her yeri düşünün. Yeni yemek yemiş olabilirsiniz, orada gelen bir tat. Yutkunurken boynunuzda hissettiğiniz o yutkunma hareketi. Tek tek bakıyoruz.
Burada dışarıdan sesler gelebilir. Bunun hiç önemi yok çünkü bu her zaman hayatımızda olan bir şey. Sese dikkatiniz dağıldığında bakın, tamam, ne dikkatinizi dağıttıysa ondan sonra yeniden nefesle olduğunuz yere dönebilirsiniz. Bu iyi bir pratik. Evet, nefesimizdeyiz. Evet, şimdi bütün yüzümüze şöyle bir baktık. Şakaklarımız, elmacık kemiklerimiz dedim. Oradan şimdi burnumuza gelelim. Burnumuzun iki deliği ve oradan giren havayı yeniden hissedelim. Nefes alıyorum ve aldığımın farkındayım. Veriyorum ve bedenimi rahatlatıyorum. Alırken nefes aldığımın farkındayım ve verirken tüm bedenime doğru veriyorum ve farkındayım. Baştan aşağı bütün bedenime alıyorum nefesi ve veriyorum. Şimdi birkaç nefes kendiniz yapın lütfen. De çalın sesiyle meditasyondan çıkabiliriz. Ne güzel ses. Evet, bu saatimiz kaç oldu şu anda? Tam 21:31. Evet, Vakitle bu gidiyoruz. evet, bu bir beden taraması Hı örneği. hı. Bunun 45 dakikalıkları da var. Bundan Evet. sonra. Ya da Gel bir tane. gergin hissettiğinizde kendinizi, bahsettiğim yerlerdeyken ya da ne bileyim, biri geldi ve moralinizi bozacak bir şey söyledi. Hep olur ya. Biri geldi, hamile olduğunu söyledi yani. Tamam mı? Bu tabii ki yani insan sevinmekle sevinmemek arasında kalıp. Neden ben arasında kalıyor? Değil Evet, mi? yani bir insan nasıl hem sevinip hem üzülebilir yani? Bir dostu, bir arkadaşı için sevinirken kendisi için üzülmeyi yaşayabilir. Kıskançlığı yaşayabilir, imrenebilir. Sonra da kendinden nefret edebilir bunları yaşadığı için. Bunun hepsi mümkün. Yani biz insanız yani. Her şey bizim için. Dolayısıyla mindfulness'ta kendimize karşı tutumumuzu aslında mindful hale getirmeye çalışıyoruz. Bu çok önemli. Yani ve meditasyon buna gerçekten hizmet ediyor. Çünkü meditasyonu yaparken de o yapamadım, başaramadım, acaba nefesimi aldım. Yapa yapa oradaki tutumumuzu kendimize o kadar şefkatli ve o kadar yargısız bir hale getiriyoruz ki bu hiçbir şey hissetmeyeceğiz demek değil. Başımda kırmızı bir alev hissettim demiş biri. Şey Bunu soracağım ben, nefes şeklini soracağım. buyurun. Bir Uyku meditasyon yapar, evet. yaparken bir nefes şeklini soracağım. Yani hani hep diyorlar ya 7'ye kadar sayıp çek, ondan sonra işte Ha, 8'e kadar şey, o o başka bir başka şey nefes mi bu? çalışmaları. Evet, o başka. Orada bazen işte 3-3-4 kuralı, işte bilmem ne kuralı gibi şeyler var. Onları her zaman yapabilirsiniz. O en güzel şeyde işe yarıyor. Yattınız, gece Nerede? uykunuz yok. Ha? Derin nefes çalışması. Yani böyle rahatsız hissediyorsunuz kendinizi. Orada nefesiniz ne kadarına izin verirse, tamam mı? Mesela şey yapıyoruz orada işte. 6'ya kadar sayıp karnımıza nefesi alıyoruz işte. Ben alıyorum mesela, Evet. 6'ya kadar İnanılmaz. sayıyorum. Diye aldım. Yatarken karnımı şişirdim. 6'ya kadar sayıp tutuyorum. Ya bu 5, o 5, 5, 7 olur. Yani artık sizin şeyiniz neyse. Evet. Tutuyorum. O karnımın için nefese doldurduğumda aslında iç organlarıma masaj yapıyor o sırada nefes. Tutuyorum ya 5 saniye daha. Oksijen giriyor, Evet, yani dolaşıyor aldım, evet, organlarda. nefesi aldım. Karnımı şişirdim. Göğüs nefesi değil, karın nefesi, diyaframdan. Yatarken Karın daha kolay. nefesi. Elinizi karnınıza koyduğunuzda anlarsınız. Evet. 5 saniye de alıyorum mesela. 5 saniye tutuyorum. Yavaşça ağzımdan 7 saniye de veriyorum, böyle tıslatarak da verebilirsiniz. Ya balon sönüyormuş gibi. İyice de karnınız iner. O 7 olması ya da 6 iken 8 olması iyice nefesin çıkması anlamında. Mesela 10 defa, 15 defa bunu yapsanız yavaş yavaş, bir ağrınız varsa karın bölgenizde, iç organlarda, ilk başta ağrıyı arttırıyormuş gibi geliyor. Sonra azaltıyor.
Tabii yani şey, bu başka hani medikal bir ciddi sorun yoksa diye söylüyorum yani. Evet. Hani ne bileyim işte regl ağrılarında mesela çok işe yarar. İşte sırt beden ağrılarında gevşetir tabii ki bedeni ve uykuya da geçirir yani. Ben genelde 20'de uyurdum mesela, işte uyku Aa, ne sorunum güzel. olduğunda da. Ya şimdi o Bayağı zaman biz sorular burada oldu bu arada. normal şey yaptı değil mi? Gözümden yaş geldi dedi Evet, mesela bayağı bir yazanlar da var arkadaşımız. arkada. Evet Uyku evet düzenleri ona oldu. Ben onları bakalım. göremiyorum şu anda. Nefes tutma var mı diye soruyorlar. Nefes tutmadan biz Hayır, bunu da yaptık. tutmuyoruz. Bunu da tutmuyoruz. Biraz önce söylediğim çalışma o ayrı. Sadece o nefes, derin nefes çalışması o. Başım öne Evet. arkaya gidip geldi dedi. Evet, bir uyku hali yapar. Evet. Yapabilir. Yani biz kısa yaptık. Mesela bu Gözümden arkadaşlarla yaş geldi dedi. muhtemelen yani biz 30 dakikalık bir şey yapsaydık uyuyacaktınız. Beden ortalarında bir yerde uyursunuz yani, çok yüksek Evet. ihtimal. İlk önce sağ baldırımda bir sertlik oluştu. Sonra karnım, kasıklarım ağrıdı. Sonra omuzlara geçti. Sağ omuzda bir değişiklik oldu. Yüze Evet. geldiğimizde sağ yönünün tersinde döndüğü gibi başım Evet. diyor, başı dönmüş. Tamam. Şimdi bunların hepsinin nedeni biz bedenimizi hiç dinlemiyoruz. Yani hiç. Bedenimizde bunlar her gün var aslında. Ama biz farkında değiliz bedenimizin. Uyku yapmış bazılarında. Yapar. Çok normal. Çok normal. Uyku garantili diyorum ben bazı arkadaşlara. Ama buradaki hedef uyumak değil. Buradaki Evet. hedef aksine uyanık kalarak bedenimizdeki duyumsamaları fark etmek. Yani onu söylüyordum biraz önce. İşte bir şeye üzüldünüz ya da tam işte o şeye gireceksiniz, ne bileyim yumurta toplamaya gireceksiniz, transfere gireceksiniz. Çok kısa. Yani 3 dakikalık beden tanıması yapabilirsiniz. Aşağıdan yukarı. Gözümüz Ayakkabının açık alt yapabilir bacağını. miyiz diye bir de Yapabilirsiniz. aklıma geldi. Yapabilirsiniz. Kesinlikle Çünkü hani yapabilirsiniz. orada dışarıda hastanede gözünü kapatırsan ne Yapabilirsiniz. yap? Hayır, Tuhaf olur. yapabilirsiniz ya da bir noktaya sabitlenirsiniz mesela, Ha, anlamaz bir nokta. kimse. Evet, ama Tamam. gözünüz açık da şöyle dedi. Yani tabii çok profesyonelleşen arkadaşlarım var yani. Hani anlamıyorsunuz. O etrafa bakıyor, o sırada beden taraması yapıyor. Buramda ne var? Ne hissediyorum? Bedenimde bir şey var mı? Bütün beden taraması da yapabilirsiniz. Şu anda bedenimde farklı hissettiğim bir duyumsama var mı? Tek tek gitmenize bile gerek yok. Bütün Rahimde bedene var mı bakın. acaba? Şimdi arkadaşlar yumurtalıklarında rahimde bir şey hissettiler mi? Ben de onu merak ettim mesela. Oraya geldik. Orada Ben biraz orada durduk kaldım. çünkü. Orada biraz Evet, durduk. orada Özellikle ben durdum ben. kaldım. Ne hissettiniz arkadaşlar? Yani oraya geldik. Rahimle böyle orada nefes alarak sadece rahimle ilgili böyle bir meditasyonu yapabilirler mi? Yumurtalıklarıyla konuşsalar, rahimleriyle konuşsalar. Şöyle orada ne, o bölgeye geldiğindeki hissine ve duygusuna bakabilir. Evet. Mesela orada daha fazla kalmak istemediyse, oradan hızlı geçtiyse bunu fark edip, evet ya ben orada kalmak istemedim. Acaba bir sonrakinde buna bakabilir miyim yeniden? Niye oradan hani kaçtım? Bu bana duygusal olarak acı veriyor olabilir. Bunu da fark etmek. Yani mindfulness'ta her zaman fark etmediğimiz şeyleri, çünkü bir şeyleri fark etmezsek otomatik hareketler yapıyoruz. Otomatik olarak konuyu değiştiriyoruz, otomatik olarak bedenimizin o bölgesine odaklanmıyoruz. Oysa oraya da çalışıyoruz. Yok Yani sayıyoruz, değil mi? evet, oysa bu, yani konumuz bu zaten. Tedavideki konumuz Evet, bu. Yoksa evet. tek konumuz bu değil. Bunun altını çizmek istiyorum. Hayatımızdaki tek konu bu değil. Hayatımızda binlerce konu var. Bu o konulardan biri, önem verdiğimiz. Tamam mı? Biz bundan ibaret değiliz. Yani biz rahimden ya da yumurtalıktan ya da bir embriyonun tutunamamasından ibaret değiliz. Biz işte bedeni gayet güzel çalışan, aklı çalışan, işte evinde işlerini yürüten ya da dışarıda çalışan, ondan sonra pek çok kişiye faydalı olan, en başta da kendimize, ailemize, sevdiklerimize faydalı olan Ya bireyleriz. Yani özellikle şunu yapan insanlar olarak ben çok bilinçli bir grupla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. bu arada evet, Yani bu arada da çok fazla kaç şey bin geliyor. kişi Herkes. varken buraya yani belli bir sayıda insan geldi. Yani Evet. uyanmış insanlar bence. Evet ve meditasyona katılmayı tercih etmek özel bir şeydir arkadaşlar. Tabii, Bunu bence de öyle. hani tüm dünyada, belki başka ülkelerde farklıdır. Daha geleneksel, daha bilinen. Yani doğuya gittiğimizde, ben uzak doğudan bahsediyorum. Ama Türkiye'de o kadar az ki
bunu yapan insanlar. Ve bu o kadar bilimsel ve önemli çalışmalar ki, bunların tekrarı ama. Bir kere yaptın oldu bitti yok. Bu bir tanışma. Bunu yapa 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 hayatınıza geçirseniz, bu sadece tüp bebek süreci için değil, bebeğiniz olduğunda o bebekle baş edebilmek için. Bebeğiniz olmayacak olursa bu durumla baş edebilmek için. Kendimizin ve tepkilerimizin farkında olmamız lazım. Bunu kendimize borçluyuz. Yani bedenimize iyi bakmak, bedenimizi iyi tanımak ve ruh sağlığımızı korumakla görevliyiz aynı zamanda. Biz Evet. iyiysek herkes iyi. Bunu hiç unutmayın yani. Biz iyiysek herkes iyi. Biz iyiysek Tamam. bu sirayet ediyor bir de. Etrafınıza yayıyorsunuz bunu. Düşünsenize yani. Şefkat konusunu konuşacağız muhakkak ileriki günlerde. Bir şefkat meditasyonu Tamam. yapacağız önümüzdeki şeyde. Bu arada ne kadar vaktimiz var? Şimdi bir meditasyon daha yapalım isterlerse. 21:40, 20 dakika var. 20 dakikamız var. 10-12 dakikalık bir meditasyon yapalım. Üzerine yine sorular olursa konuşuruz, olur mu? Tamam. Bir de şey soracağım. Ben de Buyurun. çok soru soruyorum. Olsun. Yararlı olur mu? Şimdi bu Tabii ki. meditasyonu yaparken diyelim ki rahime gitti şeyi ya da yumurtalıklarını düşünüyorlar. Orayının tamir olduğunu ya da iyi olduğunu ya da şey olduğunu düşünerek bilinçaltı bir iyileşme şeyi yapabilirler mi çalışması? Bu Şimdi başka bir şöyle. şey mi? Tamam. Şimdi şöyle. Farklı yaklaşımlar var bu konuda. Ama ben psikoloji ve mindfulness açısından bunu size Evet. aktarabilirim. Şimdi bir yerde tedavi olurken, yani bu kadar hekimlerimiz var, tamam mı? Evet. Şimdi tanımlanmış sorunlar varsa, tamam mı? İşte Evet. yumurta sayısı, yumurtlayamama, işte sperm sayısı. Bu arada bu erkekler de katılsın lütfen bu çalışmalara. Tabii Çünkü tabii. erkekler için, onun duyurusunu ayrıca yaparız. Erkekler için bir meditasyon var. Bunu buldum, sadece erkeklere spesifik yapmışlar. Çok merak ediyorum kaç kişi gelecek. Deneyelim şansımızı. Vallahi Ondan sonra araya bir bir tane kişiye koyarız bile bunu. razıyım. Evet, bir kişi. Onun reklamını daha farklı yaparız onları. Evet, içeri Duyurusunu şey daha yaparım. doğrusu. Reklam demeyeyim çünkü biz satış yapmıyoruz burada. Evet. Ama ne diyordum? Ha, şimdi orada belli bir medikal bir sıkıntı varsa gidip bu Evet. tarz bir çalışma orayı doğrudan tedavi etmez. Bunu biliyoruz. Tabii. Fakat pozitif etkileri var. Yani sizinle konuşuyorduk yani gülen, daha fazla gülen organizasyonlarda, halklarda yapılan çalışmaları biliyorsunuz. Yani orada hamile kalma ve tutma olasılıkları daha yüksek. Evet. Çünkü hormonları salgılıyorsunuz yani. Mutluluk hormonlarını salgılıyorsunuz. Hep diyorum yani mutluluk hormonu işte bazen bir tane küçük çikolatayla, ondan sonra işte bazıları için işte bir araba satın alma, bazıları için tedavisindeki pozitif bir şey, bazıları için bir elbise satın alma. Hep onu diyorum. Bedenin, beynin, zihni, beynin aynı yere ışıldıyor mutluluk, mutlu olduğunuzda. Ne kadar güzel. Yani aynı yere ışıldıyor mu? Yani bu bilimsel bir gerçek. Mutlu olduğunuzda işte orada neresi varsa oradaki sinapsler harekete geçiyor ve ışıldıyor. Ne güzel lambaya ne. Şimdi bunu Porsche aldığınızda da aynı şeyi hissediyorsunuz. Mutlu bir haber aldığınızda da. Çikolata Yani bunun için Porsche almanıza gerek yok. Aynı yere ışıldıyor diyorum hep. Ona çok gülüyoruz biz. Ya o kadar pahalı Ne marka çünkü güzel. o geçiyor. O da geçiyor. Geçiyor ve başka bir şey geliyor. Önemli olan mutlu anları, mutlu olabileceğiniz anı fark edip yakalamak onu gün içinde. Yani Güzel. güzel anlarınız var gün içinde. Mesela düşünün bugün sizi hiç acaba böyle gülümseten bir şey oldu mu? İşte ne bileyim sokakta yürürken bir çocuk size gülümsemiştir. Sevdiğiniz bir poğaça yemişsinizdir. Çayla böyle bir tadına bakmışsınızdır. Hoşunuza gitmiştir. Ya da evde bir kek pişirmişsinizdir. O koku, o ev kokusu, hani o Evet. aile kokusu. Böyle bir an hissedersiniz onu, bir an huzur. Ama biz bedenimizin, düşüncelerimizin farkında olmazsak o güzelliği olanı yakalayamıyoruz. Ne Evet. yapıyor zihnimiz? Otomatik harekete geçiyor. Otomatik hareketini negatifleri yakalamak. Beyin böyle öğretilmiş vaziyette çünkü. Çünkü biz hayatta kalmak için kurgulandık yıl. Yani doğduğumuzdan beri böyleyiz. Evet. İnsanlık var olduğundan beri Genetiğimiz. Evet. hayatta kalmak için. Otomatik negatif seçiyor. Oysa biz şimdi diyoruz ki zihnimize, tamam negatifler var. Tabii ki hayatta kalmak için bunu fark edeceksin. Ama abartma. Karşıdan aslan sana saldırmıyor yani. Evet, kötü bir haber aldın ama iyi bir haber de var hayatında.
Kötü bir an yaşadın ama iyi bir an da var hayatında. Onları unutma diyoruz sadece. Bunları fark et. Negatifler için plan yap. Ama iyiyi yakala lütfen. Çünkü o çok kıymetli. Dolayısıyla bu farkındalık da önemli. Meditasyonda yaptığımız bu zihin çalışmaları, farkındalık çalışmaları iyileri de yakalamanızı sağlıyor dışarıda. Ne kadar farkındalık çalışmaları yaparsanız o kadar yalnız iyi şeyleri fark ederken kötü şeyleri de daha fazla fark etmeye başlayacaksınız. O yüzden bunların devamlılığı önemli. Yani biz eller havaya falan bir durumda değiliz burada Tabii farkındaysanız. tabii. Arkadaşların hepsi şu anda beden taramasında hepsi mesela bazı şey yazdı. Ağrılarını daha fazla fark ettiğini. Çünkü bedenimizi Tabii. dinliyoruz. Bedenimizde ağrıyı daha çok fark ederken ağrımayan yerlerinizde daha çok fark ediyor olacaksınız. Mesela Büyük bir şey. duygusallaştığını yazmış işte o rahim bölgesine geldiğinde bir tanesi. Evet. Evet, tabii ki duygusallaşacağız. Bunu fark edeceğiz, bundan kaçmayacağız ama bundan ibaret olmadığımızı da bileceğiz. Kalbimiz de var duygusallaştığımız bir yer. Gözlerimiz var duygusallaştığımız Evet. yerler. Ve bu gözler çok da başka şeyler de görüyor. Yani Tabii. onları da kaçırmamamız gerekiyor. Ama bedenimizin farkında olup ne kadar farkında olursanız bir ağrının ağrıyı algılamanız o kadar değişiyor. Kaçarsanız o ağrıdan ağrı daha çok başınıza iş açıyor. Ağrıyı fark ettip ağrımayan yerlerinizde fark ettiğinizde ağrıların algılanmasının azaldığı ile ilgili çalışmalar var. Çok ciddi çalışmalar. Hem de kronik hastalarda. Yani ağrıya karşı bakış açısı değişiyor. Ve dolayısıyla hissi değişiyor. Ağrı yine aynı ağrı. Tedavi yine aynı tedavi. Biz şu anda ona karşı bakış açımızı değiştirmeye çalışıyoruz aslında meditasyonlarla. Hala esnemek neye işaret? Akşamın geç olduğu ve uykunuzun olduğu ve beden taramasının uyku getirdiğine işaret. İyi ki oturarak yapıyoruz. Relax olduğunuza işaret Evet, iyi bence ki değil mi? gözümüzün, evet, Relax iyi ki gözümüzün açık, iyi ki gözümüz açık yapıyoruz. Gözünüz açık yapın zaten. Sabahları yapın mesela bunu. Beden taramasını olsun. sabahları yapın. Bazıları gece yapamaz. Uzanarak yapanlar kesin uyur bazıları. Evet, esneme durumu. O zaman şöyle bir esnemeden çıkıp şöyle bir kollarınızı kaldırın lütfen. Bir de şöyle eğip, bir de şöyle eğip ve nefes alıp şöyle bir silkelenin. Yanınızda suyunuz varsa Şöyle ben şöyle evet. yapacağız. Evet, suyumu almamışım. Neyse yanıma şu anda. İçeriye de seslenemiyorum suyumu getirin diye bağıramıyorum şu anda. Videoyu seyredenler çok kadınlar delirmiş diyecekler. Evet. 21:47 saat. 21:47. Peki. Şimdi Evet. 10 dakikalık bir şey yapıyoruz, tamam mı? 10 ya da Tamam. 8 her neyse Evet. yapalım. Bir deneyimimiz daha olsun. Tamam. Evet, şimdi nasıl oturacağımızı öğrendik. Sonradan gelen arkadaşlarımız varsa böyle çok konforlu, rahat, dik ama ayaklarınızın yere değdiği bir şekilde oturalım lütfen. Ve biraz önce öğrendiğimiz gibi nefesimize odaklanalım. Evet, nefesimize odaklandık. Gözlerimiz isterse kapalı, isterse yarı açık biraz önce söylediğim gibi. Dik bir pozisyonda oturuyoruz. Nefesimizi alıyoruz ve veriyoruz. Düzenli olarak bunu yapalım. Evet, bazılarımız bu sürece belki de yeni başlayacak. Bazılarımız zorlu günler yaşadığı ya da yaşayacağını düşünüyor. Ya da zorlu haftalar. Ya da zorlu aylar. Ya da hali hazırda yaşanan zorlu uzun yıllar. Evet, burada hepimiz bu sürecin farklı farklı yerlerindeyiz. Ama hiçbirimiz birbirimizi tanımıyoruz. Şimdi sizlerden elinizi, sağ elinizi, kalbinizin üzerinize koymanızı istiyorum. Nefes alışverişinizi göğsünüzün kalkıp inişiyle de hissedebilirsiniz burada. Şimdi kendinizi şöyle bir yerde farz edin lütfen. Hastanede ya da
klinikte bekleme odasında olduğunuzu. Kim orada ne kadar çok insan var sizin gibi bekleyen. Eğer henüz bu sürece gelmediyseniz, burada şu anda bu meditasyona katılan grubu hayal etmenizi istiyorum. Evet, burada bulunan, bu bekleme odasında bulunan ya da şu anda burada meditasyonda bulunan bütün katılımcılar. İçimden şu anda bunları söylüyorum. Sizler de aynı şeyleri söylüyor olun içinizden. Bütün katılımcılar, bütün bekleme odasında bulunanlar çok zor bir sürece hazırlandıklarını düşünüyorlar. Ve belki de bu süreçte yalnız olduklarını düşünüyorlar. Tıpkı benim gibi. Bütün bu diğer katılımcılar, gördüğüm kişiler, büyük bir bilinmezliğin içinde hissediyorlar kendilerini. Tıpkı benim gibi. Bu sürecin içinde kimi zaman umut dolup, kimi zaman da büyük bir umutsuzluğa düştüklerini hissediyorlar. Tıpkı benim gibi. Bütün bu katılımcılar eğer çocuk sahibi olamazlarsa hayatlarını nasıl devam ettireceklerine dair bir fikirleri olmadığını düşünüyorlar. Tıpkı benim gibi. Kimi zaman da hayatın çok güzel olduğunu, çok başka küçük küçük mutluluklar olduğunu ve nefes alabildiklerini düşünüyorlar. Tıpkı benim gibi. Ve ben şimdi bu zorlu süreçte aslında hiçbir zaman yalnız olmadığımı biliyorum. Benim gibi pek çok insan olduğunu ve bu sürecin çok doğal bir süreç olduğunu biliyorum. Tıpkı onlar gibi. Ve bütün bu katılımcılara, bütün benimle aynı sürecin içinde olan herkese sağlık, huzur diliyorum. Kendime ve onlara. Ve en önemli şeyin aslında geçmişte değil, gelecekte değil, şu anda içinde olduğum anda aldığım, alabildiğim nefes olduğunu biliyorum. Öncelikle kendime şu anda diliyorum ki sağlık, rahat nefes alabilme, huzur ve barış diliyorum. Ve biliyorum ki ben iyi olduğum sürece herkes iyi olabilir. Ve bütün bu katılımcıların da benimle aynı dilekleri paylaştığını biliyorum. Tıpkı benim gibi. Eğer nefesinizi tuttuysanız, şimdi derin birkaç nefes alıp vermeye devam edin. Ve gözlerinizi açabilirsiniz. Bir an tedavide hissettim kendimi. Tüylerim diken diken oldu. Bekleme odası deyince. Zor Çok süreçler. güzeldi. Bu vallahi taçlandı.
Çok güzel oldu Meltem Hanım. Çok beğendim Evet. sonuncusunu. Evet. Bu tıpkı benim gibi çok etkileyici. Çok etkileyici, Her dua gibi zaman. oldu. Her Nefis zaman. oldu yani. Herkes de derin nefes alıp zaten transa geçti. Benim de gözlerim doldu Seda. Hakikaten gözlerim doldu kapattığımda. Evet. Ben de açıkçası hatırladım o zamanlarımı. Belki bazı arkadaşlar bilmiyordur şimdi. Ara ara yeni katılanlar oluyor. Çünkü ben de o sürecin içerisinde uzun süre geçtim. İyi akşamlar. Yani zor süreçler ama dünyanın her yerinde yaşanıyor. Yani her yerinde Evet, yaşanıyor. evet. İnanın. Ve her zaman söylüyorum. Bu bir hastalık değil. Yani bunu her zaman söylüyorum. Evet. Bu bir olma durumu. Yani bu bir olma durumu. Ve bu bir bilinmezlik. Bizi korkutan şey de bilinmezlik. Ne Evet. olacağını bilmemek. Hani bilsek ki sonunda biri bize ulvi bir şekilde çıkıp dese ki bunun sonunda bu ya da bu olacak. İnanın herkes rahatlar. Yani o tedavi sürecini devam ettirecek olsa bile rahatlar. Bilmeme durumu. Yani Evet. o test sonucunu bekleme. Allah'ım yani o 12 gün yok mu yani? O 12 gün içinde bir tane meditasyon ayarlayacağım ben. O süreçte olanlar belki. Evet, Yani fark var etmez bir o süreçte sürü. olanlar için değil bu. Hani onu öğrenip o sürece geldiğinde de onu özellikle yapabilir. Tabii. Olabilir. Öncesinde. Böyle böyle Bence çalışmalar. çok güzel oldu Meltem Hanım ya. Gerçekten. Ya şey eğer müsait tabii ki bu arkadaşlar bu ayın 11'inde ve 22'sinde tekrar var. Evet, Sadece değil. Ha, tamam. şöyle, evet onlar var. 11 ile ilgili sadece bir onu birazcık yaklaşınca bir yeniden duyururuz belki. Bir Tabii tabii seyahatte olma duyuracağız. Tabii. ihtimalim var 11'e. O belli Eyvah. olacak ama bu Tamam. birkaç gün içinde. O zaman onun gününü şey yaparız. Yani Tamam, size göre tamam. ayarlarız. Olur mu? Mesela 12'si Tabii. yaparız. Zaten herkes sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Herkes evde yani. O yüzden Ha, bir arada evet. gidildiği yok Ben yani. zaten Yani evdeyim herkes. benim için. Evet ama Yani benim sokağa çıkma yasağı falan benim için şey Evet, değil. bir iş Bir seyahatim de var. Hı. pardon lafınızı kestim. Buyurun Yo, siz rica ederim. Yani söyleyin. ona göre Heh. ayarlayalım o seyahate göre, olur Tamam. mu? Şimdi bunlarda da aynı meditasyonları mı şey yapacağız? Yo, farklı Şefkat farklı. olayını devreye sokmak istiyorum. Tamam. Çünkü kendilerine şefkat konusunda son derece katılar. Şefkati çok şey bir şekilde öğrenmemiz lazım. Tamam. Yani çok Spesifik yıpratıyorlar kendilerini. şefkat yaparız. Tamam. Olur mu? Ya yani onu gerçekten Biraz ama gene önemsemek öncesinde istiyorum. sonrasında boşluk bırakırız. Tabii Konuşuruz. O tabii sohbetler tabii. güzel Yani ha, oluyor. bu meditasyonlarla beraber fakat kendilerine huzur verme, bu bir şefkat duyma, kendilerini iyi hisset dediğin zaman çok iyi şey yapmıyorlar. Yani kendine iyi bak, sokakta da karşılaştığımız zaman söylediğimiz bir şey anlamlı ve farkında olarak fark etmiyorlar şu anda. Onu Evet. fark ettirmek istiyorum Evet, arkadaşlara, tamam. buradakilere. Şöyle, bu tıpkı benim gibi yapabilirsiniz bu kayıtlardan ama Tamam. benim önerim her zaman beden taramasını hayatınıza sokmanız. Bazılarına sıkıcı gelir beden taraması ama beden farkındalığı çok önemli bütün bu süreçte. Evet. Dolayısıyla birkaç tane internette de Türkçe beden taraması meditasyonları var. Onlardan da yapabilirsiniz. Fakat bazen şöyle bir şey oluyor. Mesela bir sese aşina alıyor insanlar. Hep o sesle yapmak istiyor. Öyle Evet. şeyler de olabiliyor. Eğer ses kaydı siz web sitenize koyabiliyorsanız, mesela öyle bir bölüm açabiliriz web sitesinde Tabii meditasyonlar tabii diye. ateşi tabii Ben size yaparız. benim beden taraması kayıtlarını gönderirim. Oraya yükleyebilirsiniz onları. Uzun olanları Tabii da tabii var. memnuniyetle gayet tabii. Şeyden bana gönderirseniz. Meditasyon bölümümüz var da çok eski yenilemedim yani Ha, tamam. şeyini. Bir bakarım ben de ne var. Ay çok tatlı. Çok iyi anlıyorsunuz bizi. Tekrar yaptırır mısınız demiş. Çünkü Tekrar kapanacak birazdan. yok Ben yok. 24 saat yaptırabilirim yani. İşte ya 11'i ya da o ya bir gün öncesi bir gün öncesi de bir gün sonrası olabilir. 12'sini alabiliriz yani 12'si benim olabilir. seyahatim Tabii olacağı tabii. için. Tabii. Yani siz iyi hissedinceye kadar
Biz bunu yaparız. Benim Yani için düzenli hep şey değil. yapabiliriz bunu. Meditasyon günlerimiz olur. Evet. Hep yaparız yani. Aa, çok iyi olur vallahi Meltem Hanım. Yaparız. Siz sıkılmazsanız, Hayır, ne bıkmazsanız demek? Benim benim için için hiç sorun hayır. değil Benim yani. için çok öğretici. Öncelikle onu söyleyeyim. Birincisi meditasyon yaparken biz de yapıyoruz meditasyonu. Ve her yaptırdığımızda bambaşka şeyler öğreniyoruz. O kadar kıymetli ki varlığınız. Yani bunu ben şey olsun diye söylemiyorum gerçekten yani çok ciddi bir şekilde söylüyorum. Benim için çok kıymetli. Çok Hep teşekkür olsun. ederiz. Hep olsun. Tamam. Biraz şey. Hep olsun. Yani biz de tecrübe kazanacağız. Tecrübe Estağfurullah. kazandıkça vücudumuzu hissedeceğiz, farkındalığımızı artıracağız, olaylara karşı bakış açımızı değiştireceğiz Ya bu arkadaşlar. kol kasınızı geliştirmek gibi. Ne kadar çok spor yaparsanız gelişiyor ya. Evet. Meditasyon kaslarınız da öyle. Ne kadar çok yaparsanız gelişiyor. Evet. Bırakmayın peşini yani. Tamam. Tamam. Zannediyorum kapanacak birazdan çünkü saat tam Yani 10'u vurdu. 20, evet 10 oldu. Evet. Yani aslında artık kapatmıyorlar Ha öyle ama mi? bunu Aa. yani Oturalım biraz daha. şöyle bir 20 dakika daha falan şey yapıyor. Ondan sonra eğer kapatmazsam kayboluyor. Çok fazla yani bir 15 dakika falan tutarsak bir Göğüs sorun ağrısı. olmuyor. Şimdi sorulara bakayım. Göğüs ağrısı oldu normal mi? İlk meditasyonda mı oldu acaba? Şimdi ikinci meditasyonda olduysa şey onu yazabilirseniz göğüs ağrısı oldu diye yazan birinci de mi ikinci de mi oldu? Şimdi ikinci de tabii elimizi göğsümüze koyduk ve çok kalbe yakın bir şeyden bahsediyoruz. Yani çok duygusal ve duygusal şeyleri biz nerede hissederiz genellikle? Kalpten Kalp hissettin mi? bölgesinde, göğüs bölgesinde ve boyun, yani nefes bölgemizde hissederiz. Muhtemelen çok tabii yani duygusal bir şey ve etkilendiniz. Nefesinizi tutmuşsunuzdur o sırada. Siz bunu bir yerden okudunuz mu, ezberlediniz mi? Hayır, ben tamamen doğaçlama İçim. yaptım. Aa, inanmıyorum ya. Bugün... Ağlattım vallahi şey gibi. Türk şimdi... filmi gibi oldu. Hayır şöyle şimdi o süreçten ben de geçtiğim için orayı hissedebiliyorum. Yani öyle bir avantajı var. Ama benim başka meditasyonda deneyimli arkadaşlarım da yani onlar ben meditasyonda o kadar deneyimli değilim. Öncelikle bunu Ben söyleyeyim. o kadar düzgün konuşamam mesela, bana bir şey yapma. İşte yani Kesinlikle. hatta bugün ben yazsam diye çok debelendim gün içinde. Çok kendimi strese soktum. Yani yazmadan nasıl olacak bu iş diye ama ben de kendimi biraz zorlamak istedim. Yazmadan ne olabiliyor diye. Hani benim de İyi eğitimim oluyormuş olsun demek burada ki. diye. Evet zaten. Yani şey yaptım. Kendim orada gerçekten tıpkı benim gibi de o anda geldi bekleme odası o da aklıma. Ve bekleme odası çok çok tipik bir yer. Yani çok zorlayıcı bir yer. Herkes onu çok iyi biliyorum. Onu hissettim yani. Sizinle aynı şeyi bildiğim için hissettim. Ama bir başkası da bunu yapardı yani. Hani onu söyleyeyim size. Hani bu şey mindfulness zaten hani o anda orada olabilmek ya. Ben şu anda burada olabilmeliyim bunu size yaptırabilmem için. Eğer kafamda ne söyleyeceğim diye düşünürsem, eğer kafamda ne söyleyeceğim diye düşünürsem o zaman yaptıramam. Yani bu anda gerçekten burada olabilmem lazım ki sizinle aynı şeyi hissedebileyim gibi bir durum var. Bu biriyle diyaloğunuz esnasında da böyle. Eğer ona aklınızda o şimdi bana bir şey söyleyecek ben de ona cevap yetiştireyim diye düşünüyorsanız o zaman orada onu dinlemiyorsunuz ve o anda orada varlığınız yok demektir. Ama sadece onu dinlerseniz dikkatinizi hep söylüyoruz ya dikkat karşınızdaki insana vereceğiniz en güzel hediye. O hediyeyi Evet. dikkatinizi sunuyorsanız dinlerken zaten oradasınız. Yani bir şey savunma yapmanıza bile gerek yok. Onu anladığınızı göstermiş olursunuz ona. Meditasyon videolarınız var mı Meltem Hanım diye şey yapıyor. Yapsak mı Meltem acaba Hanım'ın yok artık? işte. Yapayım mı? Biz işte sayfa açacağız. O sayfayı onları koyarız. İsterse Şimdi bunu koyacak kendisi de yapabilir. ya şey Tabii. Sibel Hanım bunu koyacağı için Rahatlatıcı müzik ama koyulabilir mi? yok fona şöyle mindfulness ile ilgili meditasyonlarda fona rahatlatıcı müzik koymuyoruz. Özellikle yapmıyoruz bunu. Başka türlü meditasyonlarda oluyor. Bir dünya meditasyon çeşidi var. Hepsini yapın. Gönlünüz neyi istiyorsa tamam mı? Size ne iyi geliyorsa. Ama mindfulness temelli meditasyonlarda ki Vipassana çalışmalarında da oradan geçer. Mesela orada da oradaki meditasyonlarda şeydir. Aynı türdür. Zihnimizi biz zihinde dolaşmak istemiyoruz ya.
Biz bedene gelmek istiyoruz ya meditasyon esnasında. Bunun pratiğini yapıyoruz. Zihin beden, zihin beden gitgellerin pratiğini yapıyoruz. Müzik çağrışım yaptığı için sizi başka yerlere. Yani öyle bir müzik gelir ki orada. Onun bir Evet, tınısı, evet. gider sizin eski bir Bir anınıza okula götürür sizi. götürür, bilmem Her nereye yere götürür yani. Her götürür. yere götürür. Ne bileyim ben Düğüne eski bir götürür, bir ilişkinize şeye götürür, işte düğüne götürür, bir kaybınıza götürebilir. Yani o an anda kalmayı bize çok zorlaştıracak bir şey. Evet, O doğru yüzden bizim söylüyorsun. katıldığımız inzivalarda da böyle 4-5 günlük işte katıldığımız inzivalarda sessizlik inzivalarında kitap yok, müzik yok, telefon yok, sosyal medya yok, yok 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 hiçbir şey yok. Tamamen kendi kendimizeyiz. Ve bir dünya sürekli meditasyon. Arkadaşlarla iletişim de mi yok yani, sohbet Hayır. falan da mı yok? Hayır, hayır. Kendi başına. İnzivalarda yok. İnzivalarda yok. Bir aradayız ama Sessizlik yemini gibi. sessizlik. Yani tabii oralarda değiliz yani Gibi. asla ama. Eskiden öyle bir şeyler varmış galiba. Var var tabii. Çile odaları. Ha Ev evet. tabii. Ne? Oradan Evet. tabii. Tabii. Şamanizmde de çok var. Bütün kadim öğretilerde, bütün dinlerde, bütün Doğu felsefesinde, bu Batı'ya da şimdi aktı tabii çok fazla. Hemen hemen hepsinde var. Ama eskiden çile odalarıydı. İşte o şeyde Evet, filmlerde falan ufacık. görmüşsünüzdür. Hacı Mevlana, Bektaş Veli'nin Hacı orada da var Bektaş Veli'nin, mesela. evet onu gördünüz değil mi? Gördüm tabii. Mesela ben Çok mindfulness'u şaşırmıştım. ilgilendikten sonra bambaşka bakmaya başladım buna. Önceden adam deli midir falan diyordum yani. Ya Yani ne hani işin çok var normal diyorsun işi ama değil tabii de insan. yani hani ama onlar tabii yani Hacı Bektaş Veli'den Mevlana'dan bahsediyoruz. Yani hani Mevlana'dan çok etkileniyor mindfulness mesela. Onun şiirlerinden. O misafirhaneyi çok seviyorum o şiiri. Mesela şu anda aklımda yok, elimde de yazılı yok. Bir sonrakinde misafirhaneyle bitirelim. O şiiri okuyayım size onunla bitirelim. Tamam. Çok güzel bir özeti var. Yani orada diyor ki her şey bize bir misafir olarak gelir. Ve misafiri istediğimiz kadar tutarız biz. Ya kapıda karşılarız, ya içeri alırız, ya yatıya alırız, ya da hemen bir bakarız kimmiş bu deyip seversek tutarız, sevmezsek Evet. göndeririz. Duygularımız birer misafir. Başımıza Misafir, gelen evet. olayların hepsi birer misafir ve biz misafirhaneyiz. Şiirin temelinde bu var ve nefis yani. Biri şey demiş, sürecin bütün başına döndü, en başına. Misafirhane, evet. Bütün sürecin başına dönmesi zaten bütün süreçler. Biz öğrenene kadar bir şeyleri bütün süreçler yenilenirmiş, biliyor musunuz? Bu lafı ben çok seviyorum. Yani bu belki direkt buraya uyarlanmayabilir ama neden hep her şey yine ve yine bana oluyor diye düşündüğümüz anlar vardır. Bunlar Bunu ne ders buraya, alıyorum demediğimiz. bunlar buraya uyarlanabilir mi bilmiyorum. Sadece çağrıştırdı hanımefendinin yazdığı şey. Niye yani şöyle bakanlar vardı çok pesimistik bir şekilde yani çok kötümser. Niye bunlar hep benim başıma geliyor? Belki de oradan henüz almadığımız bir takım dersler, bir takım öğretiler var. Çünkü onları alsak bir şeyleri değiştirmeye başlayacağız ya hayatımızda. Yani hayatımızı sadece ve sadece çocuk noktasına odaklayarak değil de hayatımızdaki diğer şeylerin de farkına vararak, o anları da fark ederek yaşarsak çocuk konusuna geldiğimizde de onu da o anda yaşayacağız. Bekleme odasındaysanız bekleme odasında olun. Transferdeyseniz transferde olun. İğneleri olma sürecindeyseniz iğnenizi yaparken o an sadece iğnenizi yapıyor olun. O an bir şey düşünmeyin. Yani bu iğne işe yarayacak mı, yaramayacak mı diye düşünmeyin. Sadece iğneyi yapın. Yani sadece Evet. bedeninize o iğneyi yapın ve o iğneyi yaparken bedeninizde hissettiğiniz şeye bakın size dokunuyor. Mesela iğneyi aldınız yerinize şöyle bir şey deneyin. Tamam mı? O herkes kendi yapıyor muhtemelen evinde. Çoğu arkadaşlar o karından Evet. yapılan iğneleri. İğneyi çekerken, doldururken öyle sakin ve yavaş yapın ki ilacın rengine bakın. Alın elinize şeffaflığına bakın. Tamam mı? Sonra onu kesme, o kopartmanın sesine bakın. Çekerken sesi dinleyin. Beş duyunuzu harekete geçirin iğneyi yaparken. Tamam mı? Kokusu varsa ona bile bakabilirsiniz ya o ilacın. Var galiba bir kokusu yanlış hatırlamıyorsam. Beş duyunuzu harekete geçirin. İğnenizi mindful bir şekilde yapın. Bunu yapmaya başladığınızda beş duyunuzu harekete geçirdiğinizde zihniniz olumsuz şeylerden uzaklaşacak ve bedeninize gelecek. Tamam mı?
Bu mindful yemek yemek, mindful diş fırçalamakla aynı şey. Beş duyunuz ne? İlaca bakın, görün. Hatta şöyle şeffaf kaldırın, tamam mı? Nasıl bir rengi varmış diye bakın. Kokusuna bakın, keserken sese bakın. Çekerken sese bakın. Dokunuyorsunuz zaten ona. Ve bedeninize dokunacaksınız, evet, yaparken. Ne kaldı geriye? Duyma, görme, koklama, tadına bakamayacaksınız. Aslında çok merak ediyorsanız elinizin ucunu alıp tadına da bakın, tamam mı? Kontamine olmasın yalnız. Yani neyin bedeninize girdiğinin tadına bakabilirsiniz, tamam mı? Beş duyunuza odaklandığınızda zihninizde başka hiçbir şey kalmayacak. Ve bedeninize tabii girdiği anı zaten hissediyorsunuz. Hissedin, yapın ve bırakın. Tamam mı? Buna da mindful iğne yapmak diyelim yani. Böyle bir şey yok literatürde ama şu anda biz koyduk. Mindful yemek yeme var. Mindful çay kahve içmek var. Her şey var. Bu anda sadece ve sadece bunu yapıyor olacaksınız. Geçmiş, bir öncekinde yapmıştım. Şimdi kaç tane yapacağım? Eğer tedavi olursa kaç tane daha acaba karnımı delmek zorunda kalacağım? Bu düşüncelerin hiçbir faydası yok. O anda sadece iğneniz olun. Oraya odaklanın. Ve bunu olabilmek için de beş duyunuzu kullanın. Tamam mı? Böyle bir deneyin bakalım. Evet. Böyle bir tavsiye. Evet, bundan sonraki canlı yayın belli olacak. 11 ya da 12. Evet. Evet, evet. Takip ederseniz. Meltem Hanım, şey yapalım isterseniz. Tamam. Kaçar diye korkuyorum. Tamam. Kaybederim tamam. Diye. Kaçmasın, çok siz önemli kaybedin. Çünkü. Tamam, peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben harika teşekkür bir ederim. Yayın oldu. Bayıldım. Yani ben gerçekten. Teşekkür ederim. Çok Ne demek? Teşekkür ederim. Sizlerle öyle. Arkadaşlarımıza da çok yararlı olduğuna Sağ olun. inanıyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi bakın kendinize o zaman. Tamam. Tamam. Görüşmek Arkadaşlar, üzere. Çok çok teşekkürler. Çanla kapatalım. Meltem Hanım'la beraber kapatıyorum. Çanla kapatalım mı? Hadi çanla kapatalım. Çok güzel onun sesi de. Çok hoş. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.